Merhabalar, ben iRacing. Yine yepyeni bir videoda hoş geldiniz arkadaşlar. Yine Mustang'imizdeyiz, yine süreceğiz. Bu sefer sıralamada telefon geldi. Telefon açmak zorunda kaldım telefonu. Şöyle kulağımın altına sıkıştırdım, öyle attım kualifayı. O yüzden bayağı yavaştım. 3260'ım. 15. başlıyorum. yarışta böyle 2K üstü adamlar da var. Birkaç tane daha var. Şu an tek bir tanesini görüyoruz biz Standings'te ama birkaç tane daha var. Yarış içinde onları da muhtemelen görürüz. İlk 10'a girmek, ilk 5'e girmek benim için yeterli olacaktır. 24 araçlık bir şey var, grid var. Konvoy gibi tren halinde gideceğiz. Umarım çok büyük bir belaya karışmayız. Safety car'ları güzel değerlendirmeye çalışırız. 50 turluk bir yarış. Çok fazla şansım olmayacak. Lastik değiştirmeye şuna buna safety car çıkmadığı takdirde. O yüzden olabildiğince fokuslu bir şekilde, fokusumu tamamen yola vererek güzel bir yarış çıkarmaya çalışacağım sizler için. Umarım başarılı oluruz efendim. İç taraftan başlıyorum, yani sol taraftayım ilk baştaki formasyon turunda. İç taraftan başlayacağız. Bir an önce dışarıda yer alıp yine lastiği korumaya çalışmaya çalışacağım efendim. Bol bol bu arada hızlı süren NASCAR pilotlarını izlemeye çalışıyorum. Özellikle iRacing oynayan. Ve onlardan bir şeyler kapmaya çalışıyorum. Hem bir yarış yapıyorum. Bir saatlik bir boşluğum oluyor diğer yarışa girmeden önce. O bir saati de yine NASCAR yarışlarını izleyerek geçiriyorum ki yine bazı taktikler almaya çalışayım. Bir şeyler öğrenmeye çalışayım. Amacım biraz o. Bu sefer de şeyi öğrendim. Hani belli bir devrin altına düşünce 4. vitese düşüyorlar. Onu fark ettim. Ona dikkat edeceğim. Ona düşmeye çalışacağım. Bakalım ne kadar faydalı olacak. Özellikle yarışın sonlarına doğru belli bir devrin altına düşüyorlar tabii virajlarda. Önden kayma çok yaşandığı için. Bol bol fren yapıyorlar. Ben de zaten virajlarda böyle frenle mümkün olduğunca kafayı içeri sokmaya çalışıyordum. Gene onu yapmaya devam edeceğim. Bakalım neler olacak. Biraz daha üzerine ekleyerek ilerlemeye çalışıyorum tabii ki ama ne kadar olursa tabii artık yani. Hadi bakalım. Yarış başlamak üzere. Formasyon turu bitiyor. Geçen yarışta, bir önceki yarışta siz 2 gün önce falan izlemişsinizdir o videoyu. Caps'ı ve Simap'ı açmayı unutmuşum. Onun için çok özür diliyorum sizlerden arkadaşlar. Caps ve Simap bende açıktı ama kayıtta açık değildi. Sıkıntı oydu. Öyle söyleyeyim. Hadi bakalım, başladık. Gerçekten bu Camaro, selektör atabiliyor olsam şu an selektör atardım o Camaro'ya yani. Hem içeride kaldı hem dışarı çıktı, beni ittirdi. Çok uyuz oldum ya. Çok tehlikeli bir pilot o. Onu anladık yani şu an. O çevrendeyken biraz daha dikkatli süreceğim o yüzden. Hadi bakalım. Ve sürekli Camaro yanımda. Evet, safety car çıktı. 3. tur. Ciddi bir kaza gerçekleşti. Yavaşlayacağız. Safety car'ın bizi geçmesi lazım. Safety car şu an yola çıktı. Geliyor yanımızda. Ve geçti. Pit lane açıldı ama pit'e girmek gibi bir düşüncemiz tabii ki yok. Onu söyleyeyim. Nereye gidiyor bunlar ya? Birinin önünde pit'e girersen ama siyah bayrak yiyebilirsin. O öyle girdi ama muhtemelen ceza alacaktır yani. Herkesin sırasına uymasını gerekiyor. Aman anlatamadım ama siz anladınız umarım yani. Burada çünkü zamandan tasarruf etmiş oluyor. İllegal yoldan süre kazanmış oluyor. Bu yasak bir şey. Muhtemelen siyah bayrak almıştır o pilot yani. Tahminime göre. Yarış sonrasında bakarız durumuna.
Ha, yarışa başladığımız gibi safety car çıktı. Çok talihsiz ya. Şu kırmızıdan da hala korkuyorum bu arada. Bu önümdeki kırmızı. Yani sıkıntı çıkarsa bana ondan çıkacak diye düşünüyorum yani. Bilmiyorum ne kadar doğru düşünüyorum ama. Yine solda kalacağız. Yine içeride kalacağız. Dışarıyı almamız lazım abi. Dışarıyı istiyorum ya. Kusura bakmayın, bu 2 günümü olabildiğince NASCAR'a ayırmaya çalıştım. Mümkün olduğunca az uyuyup bol bol sürmeye çalıştım. O yüzden biraz uykuluyum. Hep uykuluyum. Ama şu 2 günden sonra daha rahat olacağız. Onu söyleyeyim. Yani siz bu videoyu tabii belki 1 hafta, 1,5 hafta, belki 2 hafta sonra izliyorsunuz ama asıl mevzu şu. 2 günlük bir süreç vardı. NASCAR çekebileceğim. Sadece 2 günlük limitli bir zamanım vardı. O 2 gün boyunca NASCAR çekmeye çalıştım. Sabah başladım. İşte her 2 saatte bir NASCAR yarışı var. Her 2 saatte bir olan NASCAR yarışına tıkladım ve girdim. Arada da 1 saat dinlendim. 1 saat yarıştık, 1 saat dinlendik gibi düşünebilirsiniz. Ama tabii günümün tamamını bilgisayar başında geçirmek durumunda kaldım bu yüzden. O da birazcık yorgunluk verdi bana. Öyle söyleyeyim. Ama çok özlemişim gerçekten NASCAR'ı. Tekrar NASCAR'a girmek, tekrardan araba sürmek falan müthiş hissettirdi bana. Size anlatamam yani. Yine başlayacağız şimdi. Az sonra safety car çıkacak. Bu turun sonunda yaklaşık 20 saniyelik bir süreç kaldı yani. Çok kalmadı. Tetikteyim, bekliyorum abi. 10'unculuğa kadar yükselmişiz bu arada. Bunu korumaya devam etmeye çalışacağım. Mümkün olduğunca bunu koruyacağım yani. Şu an uyguladığımız tarifi. Hadi bakalım, başladık tekrar. Let's go! Kamyon seslerinin ardında başladık oyuna tekrardan. Toyota'ya atak denedik. Üçlü şekilde viraja girmemiz gerekecekti. Toyota orada fren yaptı. Riske atmak istemedi kendini. Şimdi tekrar geliyor arkadan. Bir duvara sürttü. Arkada çok büyük bir kaza. Safety car çıkma ihtimali çok yüksek derken. Safety car çıktı tekrar. 8. turdayız daha. Hala pite girmek için çok erken. Bir safety car daha beklenebilir. Öyle söyleyeyim. Abi böyle mi geçecek bu yarışımız yani? Çok fazla kaza yaptılar. Ben de bu kadar kaza beklemiyordum açıkçası. Ya pite girmek için hala erken görüyorum bu arada ya. Yani çok büyük bir katkısı olmayacak şu an pite girmenin bana. Aksine arkaya düşüreceği için tekrar öne çıkmaya çalışırken cebelleşeceğim. Kimse pite girmediği için. Ve tekrar öne geçmeye çalışırken cebelleşip lastiklerimi daha fazla yıpratacağım aslında. En azından burada olduğum pozisyonu korumaya çalışarak lastiğimi tüketmek bana daha mantıklı geliyor, öyle söyleyeyim. Şu anda 10 bineceğiz. Gene içerideyiz abi.
Arkada aynada oldu kaza bu arada. Siz kaza anını gördünüz mü bilmiyorum. Geri sarıp bakabilirsiniz. Ekranda bayağı net gözüktü aynada. Bayağı birbirlerine girip sağ duvara yapıştılar abi. Pitlane'e giren var mı? Ön tarafa bakıyorum. Kimse girmiyor. Kimse girmedi. Kimse girmedi. Gelecekmiş gibi yapıyorlar böyle. Fake atıyorlar birbirlerine. Aa ne kadar komiksin falan gibisinden bir durum var burada. Lidersen o fake işe yarar da. Yani 10'uncuysan çok işe yaramıyor kardeşim, onu bil yani sen kendine. Ön taraftaki 9'luya baktım girmemiş. Ya 10'uncu gelsene olur, girmesene olur. Bana bir şey olmaz yani. Taktik vermiş olmuyorsun. Beni kandırmış olmuyor yani. İlk üçlü yaptığı zaman işe yarıyor bu arada. Herkes bir pite girmeye çalışıyor ama. Duvara vuruyorsun bro, ne yapıyorsun? Arabayı çiziyorsun arabayı. Dayı. Dayı arabayı çiziyorsun dayı. Alo. Dayı arabayı çizeceksin dayı. Mahvettin arabayı, mahvettin ya. Bak gitti, gene vuracak duvara. Korkuyorum şu an. Ya bunu kendine yapan bize ne yapmaz abi? Öyle düşün yani. Adam duvara sürterek arabayı zımparalıyor. Şey yapıyor olabilir mi şu an? Hani arabanın sürtünmesini azaltmak için orayı düzlüyor olabilir mi ya? Şakasız yani. Ne yapıyor bu adam abi? İyi misin? İyi misin bura? İyi misin? Arabayı mahvettin ya. Niye arabada bir şey yok gibi gözüküyor? Belki internetten öyle gözükmüştür. Ama çok tuhaftı yani gerçekten yaptığı hareket. Hafif hafif sürttürdü duvara ya. Hala pit lane kapanmadı. Bir tur daha atacağız. Ondan sonra safety car çıkacak. Bu turu da bitireceğiz yani. Sonra bir tur daha atacağız. Ve safety car çıkacak. Orayı biraz daha bekleyeceğiz yani. Anlayacağınız. Bir 5-6 tur daha gidelim. Hatta bir 10 tur gidelim. 20. tura bir girelim. Öyle kaza olsun. Biz de pit yaparız abi. Yani hemen 3 tur sonra bir daha kaza olmasın. Ne olur yalvarıyorum artık yani. Bak hala sürtüyor ya. Çılgın adam. Ama adam harbi, bu bir taktik mi ya? Beni de bilgilendirirseniz severim. Bunun bir anlamı var mı? Hiçbir NASCAR yarışında böyle bir hareket görmedim çünkü ya. Arabayı hafif hafif zımparalıyor herif duvara sürterek. Ya çok ilginç ya. Bekliyoruz şu an için. Son. Yine 20 saniyelik bir zaman kaldı. Şu düzlüğü atlatacağız. Virajı döneceğiz ve yarış başlayacak abi tekrar. Baya baya sıkıntılı bir yarış olacak ya. Ben bir tane daha safety car kesin görüyorum yani şu an. Öyle bir lobideyiz ki çünkü. Herkes bir kaza yapıyor. Neden? Öndeki ikiliden de şüpheleniyorum. Onlar da yarışta her an kaza yapabilecek tipler. Kırmızı ve siyah. Beni başından sonuna korkutacaklar yarış boyu yani. Onları geçip kurtulmayı çok isterdim ama hızım yeterli değil maalesef. Özellikle kırmızıdan daha çok tırsıyorum tabi.
Siyah bir tek duvarlara sürttürdü. Onun o fantazisi var o kadar yani. Başka bir şey görmedim ama. Evet, safety car çıktı. Yarış başlıyor. Hadi bakalım. Mecburen içeride kalıyoruz. Tamam. Sıkıntı yok. Bir şekilde kurtardık en azından arabayı. Hazar almak da ne iyidir, birkaç pozisyon kaybetmek. Her zaman bunu söylerim. Sıkıntı yok yani. Belki birkaç pozisyon kaybettik ama orada ölebilirdik tapagaz gitseydik. Mecburduk fren yapmaya. 10 numara çiçek gibi kurtardık durumu yani, onu söyleyeyim. Şu an durumumuz iyi. Kötü değil. Ufak bir temas yaşadık ama bir sıkıntı yok. Şu an bir heyecanla kovalıyorum adamları. Bakalım geçebilecek miyiz? Ne olacak? Ne bitecek? Önden rüzgar da alıyoruz. İşimiz bir tık daha kolay. Evet, kırmızıya da geldik. Kırmızı da geçiyoruz şu an. Her şey istediğimiz gibi abi, tamam. Bütün o belalılardan kurtulduk ya, daha bir şey istemem yani. Her şey güzel şu an. Tamam, safety car. Pite girme zamanı abi. Pite girme zamanı.
Lastikler kapalı, daha doğrusu açık. Lastikler değişecek, yakıt alınmayacak, her şey doğru ayarlı. Pite girmenin zamanı geldi abi, hadi bakalım. Ya NASCAR'ı çok seviyorum be abi, çok seviyorum ya. NASCAR gerçekten çok keyifli ya. Ya kesinlikle NASCAR, birkaç pist alıp böyle NASCAR'da devam etmek lazım. Pitlane açıldı. Pite girilecek. Ya gerçekten too forward mı ya? Yapma şunu be abi, artık yeter ya. Durduramıyorum şu arabayı. Bir tek pitte durduramıyorum. Birkaç video onu da çözeceğim. Güzel. Hala 10'uncuyuz. Pozisyon kaybetmedik en azından. Arkadaki ne yaptı öyle abi? Gaza fazla oturdu muhtemelen. Çünkü büyük bir hata yaptı abi. Büyük bir hata yani. Gaza fazla oturduğu için oldu muhtemelen. Özellikle bu araç hani gerçekten kontrolü zor bir araç ve birinci, ikinci, üçüncü bir testlerde çok dikkatli oturmak gerekiyor gaza. Az bir şey şaşırdım ama işler harbi sarpa sarıyor yani. Arap sabunu, Arap saçı gibi oluyor bu arabada. Pitimizi de yaptık. Bundan sonra yarış sonuna kadar herhangi bir pit, herhangi bir şey sorunumuz yok. Lastik sorunumuz yok. Tapagaz gideceğiz abi elimizden geldiğince. Hadi bakalım. Bu tur bitecek, sonraki tur bitecek ve yarış öyle başlayacak. İsterseniz burayı böyle bir dakika kadar ileri sarabilirsiniz. Bir dakika sonra yarışın başlangıcında olacağız arkadaşlar. Ben buraları kesip biçmekle uğraşamıyorum. Yorucu oluyor. Ama sizler öyle bir tıka basarak böyle bir dakika kadar sardırıp durumu kurtarabilirsiniz abi. Onu söyleyeyim. Çünkü sıkıcı bir an. Ben de farkındayım, katılıyorum size. Bir olay da olmayacak. Böyle safety car arkasında tatlı tatlı gideceğiz işte bir dakika boyunca. Sonra yarış başlayacak abi. Biraz sarabilirsiniz yani, tavsiyem. Yakıt fazla, yakıt var şu an arabada 20 litre falan. Muhtemelen onu yakmak için gaza basıyorlar. Başka mantıklı bir açıklaması yok. Ya motoru da bu sefer çok fazla ısıtıp aslında zarar verebilirler motora ama farkında değiller.
Hadi bakalım, yarış başlıyor. Safety car pit'e girdi. Yarış başlatılıyor abi şu an lider tarafından. Lidere bakıyorum sürekli gaza ne zaman basacak diye. Evet. Bu kötü oldu ya. Bu kötü oldu. Arada sıkıştık bir anda yani. Herkes bir hata yaptı. Böyle o hata yapanlar küme halinde geriye doğru geldi. Önde yeşil başlattı bu olayı bu arada. Hata yapanların başında yeşil geliyor. Geriye doğru yasladı herkes abi. Sonra ben aradan geçemedim. Soldaki adam sağa doğru kırdı bana doğru. Sağdaki adam yavaştı zaten, iyice üzerime doğru geldi. Ya yavaşlayacaktım. Yavaşlamam lazımdı. %100 yavaşlamam lazımdı. Ben böyle anlarda doğru karar vermeyi de öğrenmeye çalışıyorum bir yandan. Hani onları da size göstermiş oluyor. Ya anında bir karar vermen lazım abi. Çok seri, tamam mı? Yani yavaşlamak bir çözüm. Hızlanmak bir çözüm olabilir. Ama kararsız kalmak işi bitiriyor. Ben hızlanmayı tercih ettim. Kötü karar bile vermiş olsam bir karar verdim. İkisinin arasında kalmak daha kötü tabii ama. Çok kötü, çok kötü abi. Yani birini daha öldürdük abi. Yazın. Yani bu NASCAR takviminde iki kişiyi öldürdük şimdiye kadar. İstemeden oldu hiçbiri. Tamamen yanlışlık. Yani yanlış kararlar vermemin sonucunu birkaç kişi çekti. Onun için üzgünüm. Ya öndeki başlattı yani, dediğim gibi. Yavaş kaldı. Yavaş kalmasına rağmen herkesin önüne geçmeye çalıştı. Hani herkesin önüne kırdı. Sağ sol yaptı böyle. Herkesi yavaşlattı. Yani %100 benim hatam tabii. Yavaşlamam lazımdı abi. Ama yavaşlasam bu sefer tost olma şansımız var abi. Yavaşladığında da arkadaki gelip bodozlama sana vurup seni öndekilerle yapıştırıp daha büyük bir kaza yaşamana sebep olabilir yani. Hepsini ayarlamaya çalışıyorsun. O iş o yüzden biraz sıkıntı yani. Nasıl yaparsan yap her türlü işin sonu iyi değil yani. Lucky Dog geçti bu arada, gördünüz. Bu adam hala duvara sürtüyor arabasını. Gerçekten niye yapıyor anlamadım ya. Aynada bakarsanız hala duvara vuruyor arabasını. Dönüp dönüp duvara vuruyor. Nasıl bir fantezi bilmiyorum yani. Abi çok komik ya, şu adamın duvara sürtmesi artık sinirimi bozmaya başladı bak. Gerçekten yani. Adam için üzüleyim mi, ağlayayım mı, güleyim mi bilmiyorum yani. Bir de 2.3K'lık bir adam yani, anladın mı? 2.3K NASCAR'ı var herifin. Bir bildiği olmalı yani duvara sürterken. Bir mantığı olmalı yani bu duvara sürtmenin. Ne yapıyor duvara sürterek, ne yapmış oluyor anlamıyorum. Bu arada artık son 20 tura giriyoruz. Yarışın başlangıcıyla birlikte 20 tur kalmış olacak. Bakalım ne olacak yani. Yine ileri sarmanız gereken birkaç dakika var burada arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Üst üste safety car çıktı gerçekten. Bu yarış bir kaostu yani. Gerçekten bir kaostu. Bir tanesinin çıkma sebebi de önümüzdeki arkadaş yani, net.
Bekleyeceğiz. Son bir dakika kaldı. Son turu atıyoruz abi. Toyota Camry beni korkutuyor. Normal mi? Dibime kadar yanaştı. Ne yapmaya çalışıyor abi? Korkutuyorsun be adam. Dur artık. Yapma şunu. Bunu yapmaması için bir mesaj vermeye çalıştım ama buna bu konuda ısrarcı yani gerçekten. Arkayı düşünmemek lazım. Gözleri kapattım arka konusunda, sadece öyle odaklandım şu an abi. Çünkü yoksa inatlaşacağız ve beni muhtemelen spin attıracak bu adam. Hadi bakalım başlıyoruz. Direkt tapa gaz oturdum. Artık sprint gibi koşacağız abi sadece ileriye doğru. Amacımız o. Arkadaki fena vurdu. Öndeki daha doğrusu. Şu an tüm gücümle gazlamaya çalışıyorum. Finişe ilk ulaşan kazanır abi şu an. Lastikle alakalı bir sorun da olmayacak. Zaten şunun şurasında 16-17 tur kaldı. Sadece basacağız. Sürekli bir yandan gözüm arkada. Arkaya da bakıyorum. Ara kapanıyor mu, açılıyor mu, ne oluyor? Anlık bir şekilde kontrol etmeye çalışıyorum. Çünkü olur da arkası da yetişirse, şu an ben böyle sağ sol sağ sol yapıyorum. Vurmayalım, etmeyelim diye. Dikkatli olmaya çalışıyorum. Güzel gidiyoruz şu an için ama bakalım ne olacak. Heyecanlıyım yani şu an olacaklar için.
Hızlı olmak için hata yaptı arkadaki Mustang. Duvara vurdu. Çok hızlı girdi viraja. Ben biraz daha rahatladım o yüzden şimdi. Arka taraflar açıldığı için. Son 12-13 tur bu arada. Yarışın bitmesine. Az kaldı. Ve ön tarafa yakınız. Rüzgar alıyoruz. Güzel bir şey. İleride turu bindireceğimiz bir pilot var. O biraz sıkıntı çıkartabilir hepimize. Yani şu an yarışın en büyük sıkıntılarından biri o. En büyük tehditlerden biri, öyle söyleyeyim. Nasıl yol vereceğini bilmiyoruz çünkü. Yol vermeyebilir. Bizim hepimizi riske atabilir yani. Burada yol vermek zorunda kaldım artık. Ön taraftakine atak yapamadım. O yüzden de virajda fazla yavaşlamak zorunda kaldım. En mantıklısı bu siyahlıya yol vermekti. Çünkü safety boyunca arkadan bana vurmuştu, hatırlarsınız. Bir tık korkutuyordu yani beni. İkinci kaza. Yani çok büyük bir şeyim yok. Muhtemelen yarışı bitirebilirim. Bakalım. Ya çok frenli bir şekilde vurdum. Çok hafif vurdum. Ya muhtemelen hasarım yoktur. Birkaç aracı da geçeceğim şimdi. Bana izin verdi oyun. Safety car çıkmadan önce öndeydim çünkü. Bunu geçmemi istedi. Bunu da geçmemi istiyor. Bunu da geçmemi istiyor. İkinciliğe kadar yükseliyoruz. Safety car bize izin verdi abi. Bunu geçmemi istemiyor. Şöyle atalım kendimizi. Son 3-4 tur kalacak yani. Yine bir safety car abi. Yine şaşırmadık. Yani ucuz hayatta kaldık, öyle söyleyeyim. Acaba büyük bir hasarım var mı? Ondan korkuyorum. En çok korktuğum şey o şu an. Ne? Ha, yok artık diyecektim yani. 3 tur için pite mi girilir dayı diyecektim yani, tam. Bakalım, stresli bir yarış olacak bunun kalanı. Siz gene 2-3 dakika ileri sarın abi, anca başlar yarış. Ama yarışın başını kaçırmayın derim ben. Çünkü yarışın başlangıcında her şey olabilir abi. Çünkü artık son ataklar olacak. Ve o ataklarda başarılı olanlar yarışın sonucunu değiştirecek olan insanlar. Bekliyoruz. Sadece yapacak başka bir şey yok. Şu an stresli ve gergin bir şekilde yarışın başlamasını bekleyeceğiz. Pit kapandı.
Bir tur daha atacağız. Sonra bir tur daha atacağız. Sonra yarış başlayacak abi. İnanılmaz ya. Çok uzun tutuyorlar şu safety car'ı. 46. turda yarış başlamış olacak. Yani son 5 turu atacağız hakikaten yani. 5 turluk bir yarış olacak. Son tura girdik. Safety car çıkacak birazdan. Dediğim gibi sarabilirsiniz buralara. Sonrasında kader anımız başlayacak. Böyle kuzuların sessizliği. Yine birazdan ölümler başlayacakmış gibi hissediyorum. Böyle bir katil varmış gibi aramızda. O kadar büyük sessizlik var ki. Hadi bakalım. Şimdi safety car çıkacak ve yarış başlayacak. Tetikteyim, bekliyorum. Lideri geçmemem gereken yazıyı da aldık şu anda. Geç kaldım. Bu çok kötü oldu. Hadi bakalım. Şaka yapıyorsun. Bir safety car daha mı? Bu nasıl oldu abi? Ya yine ne yaptınız arkada ya? Yarışın uzadığını görebiliriz bu arada yani. Birkaç safety car daha çıkarsa eğer. Daha önce bahsetmiştim. Yarış uzuyor. Eğer sallıyorum 50. tur, finish'e gideceğimiz tur. Herhangi bir kaza olur da safety car çıkarsa 3 tur uzuyor yarış. Ki safety car'ı da dahil edersen işin içine birkaç tur daha uzayabiliyor. 5 tura kadar uzayabiliyor yani. Sonra eğer tekrar başladıktan sonra tekrar safety car çıkarsa bir 3-4 tur daha uzuyor falan gibi bir durum var. Bakalım ne olacak. İyice uzun bir yarış oldu bu. Gergin bir yarış oldu öyle söyleyeyim yani. Ama bu sefer avantaj bizde. Birincinin arkasında daha rahat gaza basılıyor. Sağdayken çok rahat gaza basılmıyor. O sayede geçti Camaro bizi. Bu sefer refleksimiz daha hızlı çalışır ve daha rahat bir hıza sahip olur ve gazlarız abi. Ya yine bekleyeceğiz. Şaşırdık mı şaşırmadık. İnanılmaz ya. Bir Lucky Dog geliyor. Şöyle sola aldım kendime. Lucky Dog birazdan geçecek bize.
Şanslı köpek geldi ve geçiyor. Hoş geldin ve güle güle vuracağım. Bir turunu en azından geri alıyor ama hiçbir şey fark etmiyor tabii onun için. Yarışa tekrar dahil olması imkansız neredeyse. Sadece bir tur yediyse şanslı. O zaman tekrardan yarışa dahil olmuş oluyor ama onun dışında maalesef. Hadi be abi, hadi be abi. Pick lane kapanacak. Tek sıra halinde bir tur daha atacağız. Sonra çift sıraya sokacak. Sonra yarış uzadı. 53 tura falan uzadı yarış. İlgisini geçeyim arkadaşlar. Öyle görünüyor yani. Şahsen görmüş olduğunuz gibi green, white flag ve checkered flag olarak 3 kademe gözüküyor. Sarı bayrağın hemen altında göreceksiniz. 3 kademe yeşil, beyaz ve finish bayrağı anlamına geliyor. Yani yarış başladığı anda aslında bitmek üzere oluyor. Çünkü 50. tura gireceğiz birazdan. Aslında yarış bitti normal şartlarda ama safety car altında olduğumuz için yarış safety car çıktıktan 3 tur uzuyor. Safety car çıkıyor, 3 tur daha atıyorsun pist üzerinde. Eğer yarış bitti sanıp kenara falan çekersen işin zor abi. En arkada bitirmiş oluyorsun. O yüzden dikkat edeceğiz burada. Ve 3 turumuzu atacağız. O damalı bayrağı görmeden bırakmak yok abi. Ki bu 3 ışığın, 3 bayrağın yandığı yerde eğer bir kaza daha yaşanırsa bir 3 tur daha uzama ihtimali var. Umarım bu yarış olmaz o. Çünkü bu tecrübeyi yaşamak istemiyorum şu an abi. Yeter, yoruldum yani. Sabahtan beri sürüyoruz. Normalde yarım saatte bitecek yarış. Bir saattir sürüyoruz abi ya. Kaç dakika olmuş? 50 dakika olmuş ya. Şaka gibi ya. Gerçekten yani. Normalde diğer videolar 35-40 dakika arasındayken bu video 50 dakikayı geçmiş olacak yani. Üç tur dayanırız bence ya bu pozisyonda. İnanıyorum. Hedefim ikincilik. Belki birinci olacak fırsatım olmaz ama en azından ikinci bitirmek istiyorum. Bakalım. Podyum gene iyidir her türlü. Şampanyalar patlatılır ama. Çok tetikte bekleyeceğim. Anında gaza basacağım bak. Refleks kaçırma şansım olmaması lazım şu an. Yine biraz yavaş kaldım ama. Çok yavaş kaldım ya. Bir de içeride kaldık ya. Bana ufak bir temas etti birisi.
Ve kaza yaptın. Çok güzel. Ben bir incident daha aldım o yüzden. Neyse, dördüncü bitirmek de okey ya. Ne yapalım abi? Dördüncü bitirmeye de okeyiz. Sıkıntı yok. Şöyle kenara çekelim. Kimseye bir sıkıntı yaratmadan. Ya dördüncülük de okey. Dediğim gibi birkaç kişi öldürdük ama. Ya istemsiz kazalar hep. Yani isteyerek bilerek kasıtlı yaptığımız herhangi bir şey yok ama olabildiğince temiz yarışmaya çalıştık en azından. Birkaç kazamız var. Birisi geldi bize dokundu, sonra spin attı, birilerine vurdu vesaire. Bir tane öyle kaza yaptık. Bir tane demin zaten gördünüz kazayı. Bir tane de ben maalesef biraz fazla hızlı kaldığım için, öndekiler hata yaptığı için kararsız kaldım. Gaza basmayı tercih ettim ve öyle bir kaza yaptık. Ama yine de güzel bir yarıştı yani. Olabildiğince temiz yarışmaya çalışıyorum ama tabii bazen ister istemez şanssızlıklar bizi bulabiliyor. Yine 76 puan almışız. Neredeyse 1700 olduk. Yavaş yavaş 2K'ya doğru gidiyoruz. Çok hızlı bir şekilde yükseldik NASCAR'da. Daha da yükselmeye çalışacağız. Elimizden geleni yapacağız. Umarım güzel ve başarılı oluruz NASCAR tarafında da efendim. Şimdilik kendinize iyi bakın. Yine yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. You don't really want no problem.